kardeşim Samsun'a biz geldiğimizden beri sağ olsun çok yardımcı oldu. Çok şeyini gördük. Hiçbir şeyini görmedik. Ben kesinlikle İsmail'in cimri olduğunu düşünüyorum bu konuda. Gökhan Koç abi bu konuda haklı. Hak veriyorum. Kesinlikle kendimin daha duysal olduğunu düşünüyorum. İsmail'in hiç alakası yok duygusal konusunda. Bence öyle ya. Bu konuda kesinlikle İsmail kardeşim Samsunca bilinen bir lakabı. Sansar ama değişik bir lakabı. Siso. Siso diye bir her şeyi... kardeşimin şurada dışarıda ne konuşulursa öyle bir kulağı var ki maşallah kardeşim gözleri böyle. İnanılmaz bir bence İsmail'in bu konuda tek geçiyorum yani. Kesinlikle İsmail Gökçe kardeşim gözleri olsun, bir mekan oturduğu zaman sağa sola kafa çevirmeleri olsun, kesinlikle çapkın olduğunu düşünüyorum. Konuda Gökhan abime katılıyorum, isterseniz bakıyorum. İnsan yakışıklı olunca tabii bu olmayı seviyorum. Allah razı olsun abi, çok sağ ol. Kardeşim sen daha çok yiyorsun ama nereden yiyorsun? Tam olarak bilmiyorum ama. Soruyu herkes söylüyor abi. Gerçekten çok yiyorum ama. İsmail'i ben daha çok yediğini düşünüyorum. Mütevazı olamayacağım bu konuda. Evet yani kardeşim İsmail'e göre daha şık olduğunu düşünüyorum yani. O da bana hak verecektir. Bu konuda Gökhan Hanım'a katılıyorum. Hem yemek olsun, gezme olsun, her türlü her şekilde şık giyinir. Asaletiyle, boyuyla. O kadar övmene gerek yok. Teşekkürler. Ben olduğunu düşünüyorum yani bu konuda. Kardeşim İsmail Sansar oluşundan dolayı bazen çok sessizliğe bürünüyor. Bence İsmail takımdaki sessiz insanlardan biri yani genel olarak ama akışlarıyla insanları, sansarlığıyla insanları etkileyebiliyor yani. Bence İsmail bu konuda alışverişi daha çok seviyor bana göre. Yani öyle hissediyorum, bilmiyorum yani İsmail daha çok seviyor bence. Bu konuda Gökhan abime katılıyorum. Alışveriş yapmayı seviyorum. Ben toplantılara biraz geç kalıyorum. Yani İsmail'in şimdiye kadar geç kaldığını görmedim. O genelde sansar olduğu için. Öncelerde toplantılara daha önce bulunuyor. Ama benim geç kalmışlığım var ya.